Ya ya yağmur, teknede hamur, tarlada çamur, ver Allah'ım ver, sicim gibi yağmur. Merhaba çocuklar, derse hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir ses işleyeceğiz. Çocuklar, bu ses suratımızı çirkinleştiriyor. Evet, hani çirkin gibi heykel olabiliriz sizinle. Çirkin heykeli ol bakalım. Hadi. Yii. Bak, suratımızı böyle çirkin yapabiliriz. Yii. Yii. Evet. Bakın, burada bir köy var. Köy. Yii. Sesi neresinde? Köy. Evet. Sonunda. Aferin sana. Artık bunları çok iyi öğrendiniz çocuklar. O yüzden geçiyorum. Kay kay. Kay kay. Hiç kullandın mı? Ben denemek istiyorum ama biraz korkuyorum çocuklar. Çok eğlenceli bence, çok heyecanlı. Kay kay. Hangi sesle bitiyor? Kay kay. Evet. İyi sesiyle bitiyor. Son noktaya koyalım. Peki. Bir tane daha var mı içinde? Kay kay. 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 Evet, bir tane daha var ortasında, değil mi? Aferin benim çocuklarıma. Bravo size ya. Bravo. Şimdi buna bakalım. Dünya. Dünya. Suratıma bak. Yii. 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 Dünya. Evet, dünya ortasında. Aferin. Yengeç. Yengeç. Bıdık 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 yan yan yürüyorlar ya çocuklar. Çocuklar, ben bir kere denize gittim. Deniz kenarında minicik küçücük yengeçler gördüm. Yanımda da armut parçaları vardı işte. Armut götürmüştüm deniz kenarında. Hani acıkırsam yerim falan diye. Ondan sonra o yengeçleri böyle armutlarla beslemiştim. Güzel de güzel de yemişlerdi, biliyor musunuz? Geliyorlardı böyle yampiri yampiri minicik armut alıyorlardı. Yiyip gidiyorlardı. Çok tatlılardı. Yengeç. Hangi sesle başlıyor? Yengeç. Evet. Yi sesiyle başlıyor. Evet, benim pamuk şekerlerim bitti. Şimdi bu sesin yazım yönünü öğreteceğim size. Evet çocuklar, şimdi size bu yi sesinin yazım yönünü öğreteceğim. Önce küçük yi sesini yapalım. Çocuklar, bu mamonun kuyruğunu görüyorsunuz, değil mi? Evet, bakın fotoğrafta da var. Kuyruğu bu çizgiden aşağıya sarkmış. Neden acaba? Bak bakalım tahtaya. Bak, bu şekilde bir bardak yapıyorum. Hiç elimi kaldırmıyorum. Aynı çizginin üzerinden gelip mamo gibi kuyruğumu sarkıtıyorum aşağı. Gördün mü? Son çizgiden kuyruğu aşağı sarkıtıyoruz. Hadi bakalım. Bir parmak boşluk. Geldim. Hiç elimi kaldırmıyorum çocuklar. Aynı çizgi üzerinden geldim. Kuyruğumu sarkıttım. Bir parmak boşluk. İyi. Geldim. Kuyruğumu sarkıttım. Bu şekilde. Şimdi büyük yi sesini göstereceğim. Siz satır sonuna kadar yazın ama, tamam mı? Anlaştık mı? Hep derste yaptığımız gibi. Şimdi buradayım. Büyük yi sesini yazalım. Çocuklar, onu da bu üç çizginin arasına sığdırıyorum. Ve üç harekette yapıyorum. Bak, iyi bak tahtaya. Bir. Sonra iki. Sonra üç. Bu kadar basit. Bir parmak boşluk. Bir, iki, üç. Bir parmak boşluk. Bir, iki, üç. Yeterli, değil mi? Evet. Hadi satır sonuna kadar sen yaz, tamam mı? Peki, şimdi bir küçük bir büyük yapalım. Küçüğün kuyruğunu ne yapıyordu? Mamo gibi mavi çizgiden sarkıtıyorum. Sonra büyük yi sesini yazıyorum buraya. Yi. Gidiyor böyle. Bir parmak boşluk. Yi. Evet, aferin size.
Siz satır sonuna kadar yazın çocuklar. Videoyu durdurun. Beni durdurun, tamam mı? Satır sonuna kadar yazın. Sonra videoyu oynatın, tamam mı? Evet, şimdi minikolarım benim. Benim söyleyeceğim kelimeyi yazmanızı istiyorum. Hadi. Ay. 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 Evet, aferin size. A sesiyle başlıyor. Yazdın mı? Yanına kim geliyor? İy. Evet, onu duydum. Çirkin surat geldi. Ay. Ay. Heh, aferin. Bir parmak boşluk. Ey. 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 Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Ey Türk gençliği diyor, değil mi? Ey. Evet. Bir parmak boşluk. Tek harekette yapıyorum. Ey mi? Ey. Hiç elimi kaldırmıyorum çocuklar. Bakın. Ey. Ey, 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 ey. Şimdi bir kelime gösteriyorum çocuklarıma. Benim çocuklarım da okusunlar. Okusunlar, yazsınlar. Hadi okuyayım bakalım. Evet. Yay. Yay. Bravo. Artık çok güzel okuyorsunuz. Fark ettiniz mi? Evet. Bravo benim öğrencilerime. Aferin benim çocuklarıma. Bir parmak boşluk. Sen yazdın mı? Tamam, şimdi ben yazayım. Sen yaz, sonra bak tahtaya, tamam mı? Yay. Yay. Yay, 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 yay. Evet, bir kelime daha seçiyorum sizin için. Seçtim. Uyku, aferin. Uy. Uyku. 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 Ah, uyku. Erken uyuyoruz çocuklar, tamam mı? Akşam 9'da yatağımıza giriyoruz. Çok geç saatte uyumuyoruz. Çünkü eğer çok geç saatte uyursak ondan sonraki gün derslerimizi dinleyemeyiz. Derste uykumuz gelir. Tamam mı? Hadi yaz bakalım. Uyku. 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 Evet, yazdın mı? Aferin sana. Ben de yazayım. U sesini duydum. Yanına kim geliyor? Çirkin surat geliyor. Uyku. Uyku. Uyku deyince uykum geldi. Evet çocuklar, bir tane daha çekiyorum sizler için. Ne çeksem, ne çeksem. Evet, bunu çekiyorum. Yastık. Evet, aferin sana. Yastık. Tek seferde yastık. Yastık. Heceleri içimden söylüyorum, birleştiriyorum. Tek seferde kelimeyi sesli söylüyorum. Tamam mı? Yastık. Yastık. Artık şöyle okumayı yavaş yavaş bırakalım, olur mu? Yastık. Değil mi? Yastık. Yastık. Aferin benim çocuklarıma. Hadi o zaman yazalım. Yastık. 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 Sen yaz. Önce sen yaz, sonra ben yazacağım. Yastık. Evet, aferin benim tatlım. Ben de yazayım o zaman. Elim ne yapıyordu bu boştaki elim? Defterimi tutuyordu. Yaz. Köşeye sıkıştım burada. Yastık. Düz inmem lazım. Evet, yastık. 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 Evet çocuklar, bir kelime daha yazalım. Bakalım, evet bunu da okuyun. Evet. Koyun. 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 Yun. Çocuklar, küçükken bizim koyunlarımız vardı. Ben koyunların başında tutmaya giderdim.
Annem de koyunları sağardı. Çünkü koyunu tutmadan koyun izin vermiyordu onu sağmamıza. O yüzden benim de böyle bir görevim vardı. Çok eğlenerek yapardım. Koyun. Hadi bakalım. Koyun. Yazın bakalım. Bir hayvan değil mi? Yünleri de var. O yünlerinden yastık da yapıyoruz değil mi? Koyun. 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 Yazdın mı? Tamam, ben de yazayım. Ben de yazıyorum. Hemen buraya geldim. Sesini duydum. Kuyruğunu sarkıttım. Koyun. 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 Aferin. Bir kelime daha yazalım. Çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Ayı. Aferin sana. Ayı. 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 Hangi sesle başlıyor? Yazdın mı? A sesiyle başlıyor. Öğretmenim. Sonra onun bir tane kuyruğu var. Sarkıttım. Ayı. 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 Evet çocuklar ve yeni bir kelime. Türkiye. Türkiye. Evet, Türkiye. Türkiye neresi? Türkiye bizim ülkemiz değil mi? Ülkemizi çok seviyoruz. Bayrağımızı çok seviyoruz değil mi? Türkiye haritasını gördünüz mü hiç? Evet, bakın burada bir Türkiye haritası da var. Türkiye. Türkiye. Evet, bu kelimeyi öğrenmenizi istiyorum çocuklar. Ülke isimleri çocuklar. Özel isim oldukları için ilk harfini büyük yazıyoruz. Tamam mı? Türkiye. 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 Yazdın mı? Ben de yazayım. Özel isim olduğu için ilk harfini büyük yaptım. Tür. Türkiye. 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 Türkiye için bir tane de kalp yapalım mı çocuklar? Yapalım mı? Şöyle bir kalp yapalım. Türkiye, Türkiye bizim vatanımız. Türkiye, Türkiye bizim vatanımız. Vatanımızı seviyoruz, değil mi çocuklar? Peki, o zaman tahtayı siliyorum. Şimdi size cümle yazdıracağım. Anlaştık mı? Dinlendirin siz de parmaklarınızı. Ben burayı silene kadar. Aylin, kolye tak. Önce Aylin kelimesini yazalım, hadi. Aylin. Aylin. Cümleye başlarken ilk harfi nasıl yazıyordum? Büyük yazıyordum. Aferin. Aylin. Aylin. Yazdın mı? Yaz sonra tahtaya bak. Ay. Ay. Kuyruğunu güzelce sarkıtıyorum. Aylin. Aylin. Şimdi bir kelime daha yazıyoruz. Hadi. Bir parmak boşluk bırak. Kolye. 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 Bakın çocuklar, bu kolyeyi bana öğrencilerim hediye almıştı. Taktıkça onları hatırlıyorum. Çok mutlu oluyorum. Kolye. 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 Evet, bir parmak boşluk. Kol. Kol. Ye. Kolye. Aylin kolye. Bir kelime daha söylüyorum. Bir parmak boşluk bırak. Tak. Tak. Aylin kolye tak. Aylin kolye tak.
Aylin ne taksın? Aylin ne taksın? Kolye, değil mi? Aylin kolye. Tak. Cümlem bitti. Ne yapıyorum? Uygun noktalama işaretimi koyuyorum. Aylin kolye tak. Evet. Noktamı koydum. Aylin kolye tak. Şimdi bir cümle daha söylüyorum. Eymen, eymen erken uyu. Eymen erken uyu. Eymen erken uyu. Önce eymen kelimesini yazalım. Hadi. Eymen. Eymen. Hadi. Eymen. Cümleye başlarken ilk harf. Büyük. Aferin. Aferin sana. Buradayım. Satır başındayım. Eymen. 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 Evet. Bir kelime daha söylüyorum. Bir parmak boşluk bırak. Erken. 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 Yazdın mı? Aferin. Ben de yazayım. Bakmadan yazmanı istiyorum önce. Erken. Erken. Çünkü hem bakarak hem de bakmadan yazı yazmayı öğrenmeni istiyorum. Tamam mı? Şimdi bir kelime daha yazdıracağım. Bir parmak boşluk. Uyu. 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 Piş piş piş. Evet, bir parmak boşluk. Uyu. Yu. Hangi sesi bitiyor? Evet. Aferin sana. Erken uyuyoruz, tamam mı? Akşam 9'da yataktayız. Anlaştık mı bu konuda? Karar kılındı. Tamam. Eylül oyun oyna. Yeni cümle. Eylül oyun oyna. Önce Eylül kelimesini yazalım. Hadi. Eylül. Eylül. Eylül burada bir kız çocuk ismi olarak kullanılmış çocuklar. Eylül. Eylül. Yazdın mı? Evet, cümleye başlıyorum. İlk harfim. Evet, ilk harfim büyük. Eylül. Lül. Eylül aynı zamanda bir ayın da ismi, değil mi çocuklar? Hatta şu anda biz hangi aydayız biliyor musunuz? Ben şu an bu dersi ne zaman çekiyorum biliyor musunuz? Eylül ayında çekiyorum. Yetiştireceğim size. Eylül. 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 Aynı zamanda bir kız çocuk ismi olarak da kullanılıyor. Eylül. Oyun. Bir parmak boşluk bırak. Oyun. 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 Yazdın mı? Yazdın mı bakalım? Aferin sana. Oyun. Eylül oyun. Oyna. Bir parmak başlık bırak. Oyna. 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 Sen yaz önce. Oyna. 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 Evet. Bir parmak boşluk. Hadi yazıyorum. Oy. Oyna. Oyna. Nokta. Eylül oyun. Oyna. Eylül oyun. Oyna. Tekrar tekrar okuyorum ki okuma hızım artsın, değil mi? Evet. Şimdi siliyorum ben. Siz silmeyin sakın çocuklar. Dinlendirin ellerinizi ben silerken. Şimdi bir cümle daha yazdıracağım çocuklarıma.
Bir cümle daha yazdıracağım. Leyla ayran al. Önce Leyla kelimesini yazıyoruz hadi. Leyla. Leyla. Hadi yazın. Leyla. Leyla. Bir kız çocuk ismi. Leyla. Satır başındayım. Sesi büyük. Evet. Ley. İyi sesinin kuyruğunu hiç elimi kaldırmadan aşağı sarkıttım. Leyla. 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 Ayran. Ayran. Bir parmak boşluk bırak. Bir parmak boşluk. Ayran. 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 Evet. Bir parmak boşluk. Ay. İyi sesini ne yapıyorum? Hiç elimi kaldırmadan kuyruğunu yapıyorum. Ayran. 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 Leyla ayran. Al. 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 Evet. Yazdın mı? Kolay değil mi? Bunu defalarca yazdınız artık. Al. Ses de yanına geliyor. Al. Cümlem bitti. Noktamı unutmuyorum. Tamam mı çocuklar? Leyla ayran al. Evet, bu kadar yazı yazmak yeterli. Şimdi beraber okuyalım. Olur mu? Evet. Metnimizi asıyoruz. Ve onu okuyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım benim çocuklarım. Önce ben okuyorum. Siz de beni dinleyin, tamam mı? Hiçbir şeyle uğraşmayın. Arkanıza yaslanın. Kalemi bırakın elinizden. Şöyle bana bakın. Dinleyin, tamam mı? Kulaklarınız bende. Evet. Okuyalım. Oya. Oya. Al. Elma. Al. Al. Ne demek biliyor musunuz? Al. Kırmızı anlamına geliyor, değil mi? Kırmızı elma demek istiyor. Oya al elma al. Nasıl elma? Al elma. Onu yıka, ikiye ayır. İki yarım aynı mı? Bir yarımını ye, öteki yarımını ayır. Evet. Şimdi ben göstereceğim, sen oku, tamam mı? Hadi. Oya, evet. Oya, al, elma, al, aferin. Onu yıka, ikiye ayır. Aferin, onu yıka, ikiye ayır. Peki bunu oku. İki yarım aynı mı? Bakın burada soru işareti var çocuklar. Soru soruyor değil mi? Soru sorar gibi okuyayım mı? İki yarım aynı mı? İki yarım aynı mı? Evet, bunu oku. Bir yarımını ye. Bir yarımını ye. Bunu oku. Öteki yarımını ayır. Aferin sana. Çok güzel okuyorsun artık. Okumanı çok beğeniyorum. Tekerlemeleri mutlaka ezberle. Eğer tekerlemeleri ezberlersen senin dil gelişimin artar. Dil gelişimin artarsa da okuma hızın da artar. Kendini ifade edebilme becerin de artar. O yüzden mutlaka ezberle, tamam mı? Peki ezberlediğinde bana arada videoda ses de atabilirsin Instagram'dan. Canan Kardeş Öğretmen Instagram'ından annene söyle ya da babana söyle ya da ailenden birine söyle. Bana video ya da fotoğraf atabilirler. Dersime geldiğiniz için çok mutlu oldum. Sizi çok ama çok seven Canan öğretmeniniz. Bye bye.